Çok yakından takip ediyorlar. Çünkü onları da ilgilendiren bir şey bu. Ölü sayısı kaçtır her iki taraftan? Kim bilir çoklarını? Ordudan yüksek değil. Fazla değil. Ama sivil halktan sayı 7000'le 13 arasında değişiyor. Şeye göre. Raporlara göre 7000'le 13 arasında. İkimizli yani. Neredeyse ikimizli. Çok geniş ama şey. Mar çok geniş. Evet. Peki şimdi orada bahsettikleri bir şey var. Geçen gün kim birisi söyledi, adını unuttum ama diyorlar ki Cemal Bardakçı'nın raporu bu konuyla ilgili önemlidir. Cemal Bardakçı'nın raporu bugün gazetede yazdığın için gördüm. Cemal Bardakçı'nın raporu isyandan 6-7 sene önce yazılmış bir rapor. Şimdi o açıklamayı birkaç gün önce bu Tunceli bir dernek kültür dernekleri yaptılar. Şimdi hadise şu. Cemal Bey Şehzat İsyanı'nda Diyarbakır valisidir. Orada Diyarbakır'dadır. Ve o harekatın içerisindedir. Sonra Elaziz ve arada bir Yadava ve Konya valiliğine gidiyor. Zaten Konya'dan emekli olmuştu. O arada 1931'de pardon Çorum valiliği var bir de. 1931'de Çorum valisiyken hükümet, aslında hükümet de değil yani kendi söylediğine göre paşa istemişti derdi. Git orada bir rapor ver diyor. Yani ne oluyor ne bitiyor. Ama henüz bir isyan, harekat, operasyon hiçbir şey yok. Çorum valisiyken birkaç ay o bölgeyi dolaşıyor. Ve teftişe yollamış. Rapor hazırlanmış istenmiş. Bir de şu iki şey istenmiş. Bir rapor hazırla. Bir de Seyit Rıza ve yakınlarının Dersim'den kendi rızalarıyla çıkarak başka bir yerde mecburi iskanı kabul etmelerini sağlanmış. Şimdi raporda Seyit Rıza'yı ikna ettim diyor. Ve neler yapılması gerektiğini söylüyor. İşte yol yapılsın, iş götürülsün, Alevi-Sünni ayrımına halk arasındaki son verilsin. Okul açılsın diyor. Çünkü tipik Cumhuriyet kuruluşundaki ideolojide orada yazılı olan ve bu şekilde bunu Türkleştirebiliriz diye bir cümle var. Fakat Türkleştirebiliriz. Evet. Ve iyi bir vatandaş yapabiliriz diyor. Bu tipik Cumhuriyet'in kavramlarıdır bunlar. O dönemin kavramlarıdır. Fakat karıştırılan şu. Bu rapor 1931'dir. Dersim olayları 1937'dir. Evet. Arada 6 sene var. Raporu vermiş, tekrar valiliğine dönmüş. Çorum'a sonra Konya'ya gidiyor. Ve karıştırıyorlar hep. Dersim isyanında Cemal Bey yoktur. Yok. O Konya valisi o sırada. Şeyh Said'de vardır. Elazığ Diyarbakır'da. Orada Diyarbakır umumi valisidir ama Dersim isyanında yoktur. Fakat o söylediği şeyler, teklifleri yapılabilir miydi, yapılamaz mıydı? Bence çok zordu yapılması. Niye yapılamadı? Bir kere bölge dağılık. Yol yapılamıyor. Bugün hala yok. Hala yok. Hatta hocayla konuşuyorduk yukarıda. Yani İstanbul'da metro yoktu daha ya, bir şey yapılmadığı sırada oraya öncelik verilemezdi diyor hocam. Yani çok yatırım yap, gene bir şeyler yapılıyor biliyor musunuz? Çok fakir. Çok zor. Mesela şey, dinamit yerleştirmek için iplerle sarkıtıyorlar adamları aşağı. Hmm. O orada kazıyor, dinamiti yerleştiriyor. Ondan sonra bilmem ne tehlikeli işler patlatılıyor. Ve işte ilk bildiğiniz o Cumhuriyet dönemi böyle hani uçurumun kenarından böyle şeyle falez gibi açılarak yollar. Şey yok zaten, üretim yok, şey yok falan. Ve bütün bir fotoğraf mesela Hakkari Vilayet Konağı felaket bir bina. Yani şey gibi kerpiç ve yarı taş falan böyle bir şey ucube. Ya geçen gün odamda şeye bakıyordum. Hayat ansiklopedisi yani. Hatırlar mısın? Çocukluğumuzda evet. Yeşil böyle yeşil. Evet. Böyle. İçinde Anadolu kentlerinin işte resimleri var. Ya baktığınız zaman 1960'lar. Çok eski. Doğru. 60'lar bizim çocukluğumuz inanılmaz. Yani. Ben şeyden dersim işte Tunceli'den 66'da geçtim. Bir Danimarkalı profesör ve eşi gazeteci. Karadeniz'den fındık inceleyip yazı yazacaklar. Güney'e inecek. Belki artık hayatta bile değiller. Suriye'ye geçecekler.
İşte Tunceli'den o zaman geçtik yani, gördüm. Yollar var artık, şose mose falan, süratle gidiyoruz. E geldik öyle vilayet merkezi mi olur, saç damlı bir takım binalar. Çok ilginç birisi geldi, bir öğretmen belki. Fransızca konuşmak istedi şeyle, bu Danimarkalı herifle. Çok enteresan bir şeydi. Adam bir terstesin şeyi, zavallıyı. Öğretmeni. Evet. Yani adam dedi ki, bu parle français falan dedi işte. Geldi parle français falan dedi. Oui, alors cevap yani. Ne olmuş? Ne olmuş yani? Hadi yallah işine der gibi. Tabii mantalite farkı. Yani dağın ortasında o küçücük vilayet merkezinde, kasaba gibi yerde... orada biz olsak mesela, merhaba, selam, selamun aleyküm, herin umurunda değil böyle bir dünya. Kim inanır yani o insanların onlara ne kadar yakınlık duyacağına. Böyle hiç unutmam o manzarayı yani, hiç. Yalnız şunu söyleyeyim, üniversite yıllarında ben dedemle beraber aynı evde ikimiz oturuyorduk Ankara'da. Bilirsin yani, söylediği hep şuydu, yanlış yaptılar da. Ve suçladığı İsmet Paşa ile Maraşal'di. Kayacak mı? Maraşal'di. Yani yanlış yaptılar, çözülemez. Ve çok hatalı davrandılar derdi ki, bunu söyleyen de yani Şeyh Said İsyanı Diyarbakır valisidir. Yanlış yaptık, inşallah ve bitmedi derdi. İnşallah bundan sonra çıkmaz ama çıkar bir şeyler demişti. İşte şimdi yaşıyoruz. Aradan yani 30 sene geçti. Benim bunu duydum. Gerçi Tunceli'de pek bir şey yok yani. Tunceli'ye ama gündeme zaman geliyor da gündeme işte geliyor. Bir hesaplaşma halinde geliyor. Beni üzen o. Vallahi bana sorarsan Tuncelilerin orada onların bir şeyi yok. Tabii muhakkak Tunceli'ye ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılmış büyük hatalar var. Tuncelilere yönelik o günden bugüne süren bir ayrımcılık var. Yani kötü niyetli bir ayrımcılık var. Ben bunu bilmez miydim? Çocukken fark ettim. Evet. Çocukken dedim yani, lise yıllarıydı. Bir gün akşamleyin dolmuşla eve dönüyorum bir yerden. Herhalde 14 yaşında Galatasaray'sında talebeyim işte. Arabadan indirdiler bizi. 4 kişiydik taksinin içerisinde, dolmuşun içerisinde. Bir kişiye dedi ki, sen dur dediler. Ona ki, ne oldu dedi. İhtilal zamanı falan mı bu? Yok canım, daha önce 76 falan herhalde. Tunceli diye yani, adamcağız nüfus kağıdında Tunceli yazıyor diye. Adamı tuttular orada. Bizi bindiler taksiye. Adam yani tek neden Tunceli yazmasıydı. Böyle şeyler yapıldı tabii Tunceli'de. Yani dedemin söylediği bir de şu vardı, bunlar Kürt değillerdi. Alakası yok yani, Şeyh Said İsrail'inle onu ayırırlardı. Çünkü... Yani o... şey olarak öbür tarafla zaten mezhep meselesi tabii var tabii. Yani Alevi'yle Kürt saymazlar. İkincisi Zaza. Da. Tabii Zaza. Evet. Değil. Ve Şeyh Said'de görev alan birkaç kişi son yıllarıydı, çok yaşlıydılar. Arkadaşlar, onları tanıdım ben. Ondan da söylediği aynıyı. Alakası yok. Alakası yani yok. Alakası yok. Yani bunlar Kürt değil herhalde ama... Zihniyet farklı. Evet. Zihniyet de bambaşka. Evet. Evet. Kültür de bambaşka. Evet. Tabii çok evlilik olmaz mesela. Tabii. Hiçbir şekilde hiç olmaz. Hiç katiyen. Çok evlilik yok. Okuma yazma müthiş. Evet. Eğitim müthiş. İşte Fransızca geliyor. Fransızca konuşuyor. Konuşuyor ya adam. Daha kolay öğrenir ama. Tabii. Çünkü bildiği Zaza'ya çok... Evet. Sektör olarak... Ama mesela dedemin raporunda bunlar da Türkçe problemi...